15 noyabr Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin müstəqillik günüdür. 1983-cü ildə qurulan Şimali Kipr 33 ildə böyük bir inkişaf yolu keçib. Bütün ədalətsizliklərə, haqsızlıqlara, embargoya baxmayaraq, Şimali Kipr insanı inanır ki, adanın bərabər hüquqlu dövləti kimi bir gün dünya birliyi onları tanıyacaq. 15 noyabr ərəfəsində Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Bakıdakı təmsilçisi Ufuq Arca Turgenir xanımla görüşüb, söhbət etdik. Onu da qeyd edək ki, bu həm də Kanal 13-ün səfirlə bir gün verilişinin ilk buraxılışıdır. Ufuq xanım, mən hesab edirəm ki, Kuzey Kıbrıs'ın 33. yıl dönümü, bağımsızlık günü təkcə Kıbrıs türkünün deyil, ümumiyyətlə dünya türklüyünün barışı və sülhü sevən hər kəsin bayramıdır. Belə deyim, o çox gözəl bir gündür. Çünki benim üçün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sülh və barış adasıdır. Və bu 33 ildə, 33 illik, 33 yaşlı Kuzey Kıbrıs'a sizin nəzərinizdən baxmaq istəyirik. Hangi yolu keçdi, neler oldu? Tabii ki, bugünlere kolay gelinmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğana kadar Kıbrıs Türkleri gerçekten zor günlerden, zor yıllardan, zor aşamalardan geçti. Büyük emek sarf edildi. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda oldu. Her konuda bize destek olmaya da devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Tabii ki Kıbrıslı Türkler için çok zor bir dönemdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulana kadar, kurulduktan sonra da zaten verdiğimiz mücadele, evet, bu uluslararası arenada var olma mücadelesi bizim mücadelemiz. Evet. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti, evet, olarak dünyada tanınmış ve hala daha tanınan, evet, bir ülke. Ve biz tabii ki ambargolarla savaşıyoruz Kıbrıs, maalesef, Türkleri. Ambargolar var. Bunu her alanda hissediyoruz. Günlük hayatımıza da yansıyor. Gençler spor müsabakalarına katılamıyorlar. İstedikleri gibi ülkelerini temsil, evet, edemiyorlar. Ticaret konusunda engellerimiz var. Ercan Havalimanı konusunda tabii ki sıkıntılarımız var. Uluslararası direkt uçuşlar olamıyor. Bunlar tabii ki bir halkı oldukça engelleyen unsurlar. Ancak biz bunlara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gün geçtikçe daha da güçlenmekte. Elbette. Bu bizim için bir gurur verici bir durumdur. Kıbrıs Türk halkı kendi öz benliğine, öz kültürüne sahip çıkmıştır. Ve bunu korumaya çalışmaktadır. Bunlar çok önemli bir halk için tabii ki. Öncelikle tabii Türkiye Cumhuriyeti bizi tanıdı resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Ama biz yine de dediğim gibi bütün ambargolara, bütün karşı çıkmalara karşın yine de uluslararası toplantılara katılmaya çalışıyoruz. Kendi ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu yönde mücadele duyurduğunuzu düşünürüm. En azından kültürlü, en azından onun turizmi ve benim için en esası olan təhsil sistemi. Evet, evet. Bütün bunlar en önemli konular. Bir güzel bir noktaya geldiniz. Yüksek öğretim bizde çok önemli. Üniversite, herkes, bizim gençlerimiz de bir üniversite mezunudur. Üzerinden master, yani yüksek lisans yapmıştır. Ve hatta doktorasını da yapanlar sizin da çoktur. Sizin özünüz de mi? Kıbrıs'ta, ben Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. Uluslararası, kesin, ilişkiler ve gerçekten çok iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum orada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversitede diplomları bütün dünyada tanınır. Elbette. Ve demek olar ki dünya ülkelerinin hamısından orada öğrenciler təhsil alır ve hatta öğretmenler, hocalar bile Amerika'dan, dünyanın müxtəlif ülkelerinden. Onlarla hem söhbət olduğum, konuştum. Ama maalesef Kıbrıs, Kıbrıs'ın eğitimi, Kıbrıs'ın üniversitede diplomları bütün dünyada tanınırken Kıbrıs kimliği, Kuzey Kıbrıs kimliği dünyada tanınmır. Tabii ki bu bizi çok üzür ama yine sizin de dediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türkü her zaman ayaktadır ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuram. Evet. 1974 yılından sonra en önemli tarih Kıbrıs Türkü'nün tarihinde 1983 yılı oldu. Evet.
Mən bilmək istəyirəm, Ufuk hanım, yəqin ki o vaxt çox ufak olmuşsunuz, yəni nasıl hatırlayırsınız 1983-cü yılın 15 Kasımını? Evet, ben 1974 doğumluyum. İşte hep bizde 74 doğumlulara savaş çocuğu filan derler ama ben hep şey derdim, ben barış çocuğuyum. Çünkü Türk askeriyle adaya barış geldi ve biz Kıbrıslı Türkler kurtulduk. Rumların eziyetlerinden evet, ve savaştan. Allah Bülent Ecevit'e evet, rahmet eylesin. Öyle, aynen. Bütün şehitlerimize. Evet, bütün şehitlerimize. Evet, saygıyla eğiliyoruz tabii ki. 1983'te 15 Kasım'da o günü hatırlıyorum. Çok iyi değil ama hayal meyal hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Doktor Fazıl Küçük, Osman evet. Örek hepsi balkona çıkmışlardı meclisin ve orada bütün halka bir konuşma yaptılar. O çok tarihi ve herkes tabii gözyaşlarına evet. boğulmuştu. O gün önemli bir gündü tabii ki. Yani ben çok detaylı hatırlayamıyorum. İlkokula gidiyordum evet. sanıyorum. Ama herkes büyük bir sevinç, coşku içerisindeydi. Hı hı. Çünkü bir milletin cumhuriyetini kurması, kendi haklarına sahip çıkması çok önemli tabii. tarihte tabii ki. Bizim genç nesilimizin de ödevi bu cumhuriyete sahip çıkmak, Kıbrıs Türk'ünü yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmak, tarihimizi iyi öğrenmeleri lazım. Evet. Geçmişte kalmıyoruz ama geleceğe de geçmişi bilerek ilerlemek lazım. Bu çok önemli bir milletin tarihinde bence. Bizde böyle bir ifade var ki, geçmişini bilmeyen, bilmeyenin geleceği olmaz. O aynen, zaman her çok zaman doğru. geçmişi yaşatmak lazım elbette, ki geleceğini kurabilsin. Elbette. Geçmişimizden ders alarak ileriye daha emin adımlarla gitmemiz lazım. Bak bu ara təhsilə toxunduq. Mənim için çok maraqlı. Dedi ki, bütün dünyadan Kıbrıs'a təhsil almaq üçün gəlirlər. Bəs Kıbrıslı gənclər təhsil almaq üçün digər ölkələrə üz tutular mı? Yoxsa sadəcə olaraq öz ölkələrində təhsil almaqla kifayətlənirlər? Bilgiləndirəyim sizi bu konuda. Kıbrıslı Türk gənclər, təbii ki bizdə işte kolej vardır, İngilizcə eğitim görüyorlar. Təbii ki bizim üniversitelerimizi de eğitim için seçen öğrencilerimiz vardır, gençlerimiz ama yurt dışında da eğitime gidiyorlar. Veya şöyle yapıyorlar, ilk dereceyi Kıbrıs'taki okullardan alıyorlar, üniversitelerden. Sonra master için, yüksek lisans için yurt dışına gidiyorlar. Çünkü dediğim gibi bizde eğitim standartları, kalitesi çok iyi. Çok. Öğrenci hayatı için çok elverişli bir durum var. Çünkü hep kampüstür üniversitelerimiz. Evet. Ve hem güvenli hem emniyetli. Aileler biliyorsunuz tereddütle bakıyor. Yabancı bir ülkeye evet. çocuğumuzu, işte kızımızı, oğlumuzu evet. gönderirsek nasıl yapar orada diye. Ama hem dil konusunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Buradan giden gençlerin de hiçbir evet. sıkıntısı olmuyor o yönde. Bizim gençlerimiz de hem bizim üniversitelerimizi seçiyorlar, tercih ediyorlar. Hem de yurt dışını tercih edenler var tabii ki. Azerbaycan'a okumak için gelen Kıbrıs gençler var mı? Hiç rastlaşmışsınız mı ki? Şöyle, Kıbrıs'tan geldi. Parmakla gösterilecek kadar azdır. Ancak bunu bizim hedefimiz bu trafiği biraz hızlandırmak, biraz yoğunlaştırmak. Buradan giden çok öğrenci var. Gençler bayağı tercih evet, ediyorlar. Buradaki üniversitelerde çok iyi gördüğüm kadarıyla. Kampüsleri de var, binalar, altyapıları, öğretmenler çok iyi. Profesörler hep. Bizden de buraya gençlerin gelmesi, burada kaynaşması çok önemli. Tabii ki. Bunu altını çizerek ben vurgulamak istiyorum ki Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitimi dünya standartlarının üst derecesindedir diyebilirim ve eminlikle diyebilirim. Evet. Çünkü çok tanıdığıma, olduğuma, araştırdığıma göre bunu diyebilirim. Ufuk Hanım, ben hesap edirəm ki Kıbrıs insanının mücadeləsi Ercan Havalimanından başlayır. Çünkü orada Allah rahmet eylesin şehitlerimizden biridir ve ondan sonra şehitler mezarlığı, barbarlık müzesi, yani Kıbrıs halkının, Kıbrıs insanının mücadeləsini bütün dünyaya gösterir. Ve nezere alsak ki ne kadar
embargolar, sanksiyalar olsa da, hem de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmin bir merkezidir. Her yıl fazla sayıda turistler gelir oraya, dış ülkelerde. Bilmek istedim ki, yəqin ki, hem onlara, hem başka konuklara Kıbrıs Türk halkının apardığı həmin o mücadilə çatdırılır. Yani onları nasıl çatdırırsınız onlara? Onun yaşadığı faciələri, soyqırımı nasıl çatdırılır? Evet. Şöyle, tabii ki turistik olarak gerçekten ülkemiz çok müsait turistlerin gelmesi için. Çünkü öncelikle iklimimiz çok uygun. Yılın 9-10 ayı evet. Gayet sıcak diyelim, ılık diyelim. Özellikle Azerbaycan'a göre hava çok iyi iklim olarak. Tabii ki tarihi dediğim gibi gençlerin sahip çıkması lazım. Biz büyüklerin de gençlere bunu öğretmesi tabii. lazım. Bizlere de çok büyük görev düşüyor. Tabii ki gelen turistleri de tarihimizi öğrenmeleri için yönlendirmemiz gerekiyor. Müzelerimiz vardır, çeşitli şekilde tarihi müzelerimiz vardır. Burada tanıtıcı bilgiler vardır ve rehberlerimiz tabii ki. Onlar da bütün bilgileri çeşitli dillerde, farklı dillerde veriyorlar gelen turistlere. Turistlerin zaten çok ilgisini çekiyor. Bu kültürel miras dediğimiz eski kiliseler, camilerimiz evet. var çok güzel. Bunlar eski Müslüman Osmanlı zamanından evet, kalma evet. çeşmeler vardır. Ve bütün önemli şehirlerimizin de meydanları vardır. Burada tarihi eserler, işte evet. Lüzinyanlardan kalma kaleler vardır. Kaleler, siz de söylediğiniz evet. gibi Girne Kalesi, evet. Manastırlar tarihi. Vardır. Orasları çok iyi korunmaktadır. Ve ayrıca bakımsız durumda olan kültürel miras da koruma altına alınmıştır ve adım adım hepsi restore edilmektedir. Bu konuda zaten iki toplumlu bir komite vardır. Bu komitede Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler'le birlikte. Ve bu yönde hem güneyde hem kuzeyde kültürel mirasa sahip çıkma adına restorasyonlar yapılmaktadır. Çünkü güneyde de bizim camilerimiz kalmıştır. Onlara da sahip çıkma adına onlar da restore edilmektedir. Ufuk Hanım, Birleşmiş Milletler demişken birkaç yıl önce demek olardı ki Kıbrıs meselesi dünyanın gündeminde olan meselelerden biriydi. Anlam planı, adaya olan resmi seferler. Son iller unutuldu mu diyeyim ya gündemde ne baş verdi? Işte. Yok, aslında unutulmadı. Hep gündemde Kıbrıs konusu. Halihazırda zaten görüşmeler devam ediyor ve bugünlerde de bu hafta içerisinde zaten İsviçre'dedirler heyetler. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada. Rum tarafının lideri de orada. Anastasiya da orada. Birleşmiş Milletler nezdinde daha da ciddi konuları ele alıyorlar. Oradan çıkacak. Tabii ki sonucu bekliyoruz biz de. Kıbrıs Türk halkı i̇nşallah olarak. İnşallah her hayırlı şey iyi olur. Olsun. Hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Ufuk Hanım. Buyurun. Biraz ticari ilişkilerimizden, daha doğrusu sizin ticari ilişkilerden danışaq. Üzerinize embargo koyulub. Bu ne derecede təsir edir sizin ticaretler? Elbette ki bu bizim için bir engel. Üretici için engel. Çünkü ürettiğinizi yurt dışına satamıyorsunuz. Ancak Türkiye üzerinden satabiliyorsunuz. Bu tabii ki gümrüğe, vergilere filan yansıyor ve tabii ki üretici çok bir kar edemiyor bu konuda. Ayrıca direkt uçuşlar olmaması da zaten bu yönde bir bizim için engel oluşturuyor. Bizim Kuzey Kıbrıs'ta patates yetişiyor, portakal, narenciye ürünleri yetişiyor, limonumuz çok güzeldir. Siz bulundunuz Kıbrıs'ta. Evet, çok, çok. Gerçekten çok güzel. Keşke burada da bu ürünlerimizi görebilsek. Burada Afrika'dan geliyor mesela limonu marketlerde. Keşke Kuzey Kıbrıs'ın ürünleri evet. gelebilse. Mesela bizim yerli olarak hellim isminde bir peynir türümüz vardır. Çok farklıdır. Burada marketlerde yok. İlk defa böyle diyeyim. Peynir kızartmasını mən Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində gördüm. Evet. Çox sizin, yəni belə deyim, bizim mətbəximiz
çok benzerdi. Tabii ki bu anlaşılandı. Ama aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın bir özel mətbəxi var. Özel, evet. İndi siz peynirden dediniz. Yani ki, maalesef bizim aramızda bu ümumiyyətlə ihraç, ithal, hele ki, belə deyim, bu da səbəbi belli səbəblərdən. İnşallah ki, ama ümid edirik ki, bir gün gələcək doğrudan da biz o ithal, ihraç çok üst bir səviyyə olacaq. Evet. Birkaç ay önce zaten Kıbrıs'tan da iş adamları geldi. Burada iş çevrelerini ziyaret ettiler, fabrikaları gezdiler. İnşallah ticaretin de önü açılır. Daha rahat bir şekilde üreticilerimiz de mallarını buraya satabilirler. İnşallah. Bunu ümit ediyoruz. Türkiye'den başka hangi ülkelerle daha çok belə deyim, o ticari əlaqələr. İslam ülkeleriyle, Körfez ülkeleriyle hellim satıyoruz. Onlara var satışımız. Patates, işte portakal, Körfez ülkeleri bayağı seviyorlar hellimi. O güzel bir şey bizim için tabii ki. Keçek diğeri resmi seyir ve sadece olarak Ufuk Hanım'ı tanıyor. Kim Ufuk Hanım? Hemen tanıştırayım size. Ufuk Turgener. 1974'te Kıbrıs'ta doğdum. Üç çocuklu bir ailenin üçüncü kızıyım. Babam Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptı. Emeklidir. Annem ev hanımıydı. O da burada şimdi benimle Bakü'de yaşıyor annem. Onun için çok şanslıyım tabii ki. Evliyim. İki çocuğum var, bir kız, bir erkek, ikizdirler onlar da. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum, az önce söylediğim gibi. 96 yılında mezun oldum, 1996'da. Mezun olduktan sonra bir yıl İngiltere'de, Nottingham Üniversitesi'nde master yaptım. O da uluslararası ilişkiler üzerine. Aslında hep küçükten beri böyle bir idealim vardı. Ben diplomat olup ülkemi temsil edeceğim şeklinde. Çok şükür ki buna kavuştum. Hedefimi gerçekleştirebildim. Bu hedef koymak aslında insanların hayatında önemli bir şey. Çünkü o hedef uğruna çalışıyorsunuz. Emek vermek lazım bir şeyleri kazanmak için. Daha sonra master biter bitmez sınavlar açılmıştı Dışişleri Bakanlığı'nın. Sınavlara girdim, kazandım ve bakanlığa girdim. Meslek hayatım öyle başladı. Hedefinize çattınız. Evet, evet. Hem de zor. Evet, zor. Zor bir meslek. Bayanlar için sanıyorum bir kat daha zor. Çünkü hem çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Bütün bizde bir laf vardır. Bütün karpuzlar işte omuzlarınızda olması lazım. Hem kariyer yapıyorsunuz, hem çocuk büyütüyorsunuz. Bunlar hep mesuliyetli işler tabii ki. O soruyu verecektim Ufuk Hanım. Ufuk Hanım güzel anne. Kıbrıs'ı çok layaqatla temsil eden büyük elçi, diplomat ve güzel bir eş, güzel bir ailesi. Bunların hepsini nasıl arada tutursunuz? Tabii ki şöyle, kendinizden veriyorsunuz mutlaka. Çünkü her şeye yetişmek durumundasınız. Bir de karakter olarak her şeyi en iyisini yapmak istiyorum ben. Bir eksiklik olmasın, çocuklarımla iyi vakit geçirebileyim. Çocuklar daha sonra annem bize daha az ilgi gösterdi, kendisi hep işine odaklandı demesinler diye. Hepsine eşit şekilde yetişmeye çalışıyorum tabii. Dediğim gibi bu kolay değil. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum hepsine, yetişmeye çalışıyorum. Mənim maraqlıdır, sizə təklif olunanda ki, siz artık səfir kimi, siz onda nə həyəcan keçirdiniz, nə his keçirdiniz? Bu dediğim gibi çok onurlu bir meslek. Özellikle Azerbaycan'da da ayrıyeten olmak zaten o apayrı bir önemli kılıyor bu durumu benim mesleğim açısından. Burada olmak çok güzel. Tabii ki bu bana sunulduğu zaman ben büyük bir sevinç duydum. Çünkü zaten şey de hissediyorsunuz, kendimi hazırım, ben bu görevi yapacağım orada. Ülkemi tanıtacağım, ülkemi savunacağım, temsil edeceğim ülkemi şeklinde. O apayrı bir duygu ve burada olmaktan, Azerbaycan'da olmaktan, böyle kardeş bir ülkede olmaktan apayrı bir gurur duyuyorum ben şahsen. Neçinci ülkede artık sefir kimi gelmişsiniz?
Bu benim ilk sefirlik görevimdir. Daha önce Brüksel'de görev yaptım. Brüksel temsilciliğimizde orada büyükelçi yardımcısı olarak görev yapmıştım. Sizin ilk belediye ülkemizin. Evet, evet ve burada evet ilk sefirlik deneyimim. Burada olmak dediğim gibi daha da güzel. Bizim için de çok güzeldi. Çok sağ olun. Sizi burada görmek. Özellikle ilk programınızı da benimle yapmanız. Bu ayrıca bir güzellik. Böyle bayanlar bir araya geldik. Çok güzel. Kadın dayanışması değil. Aynen öyle. Ufuk Hanım, siz Eşiden'deki Azerbaycan'a sefir olarak, büyük elçi olarak Azerbaycan'a təyin olunursunuz. Nasıl karşıladınız? Ümumiyyətlə bundan önce olmuştunuz Bakı'da. Hayır, ilk kez geldim. Şubat ayında geldim ailemle birlikte. Hiç yani sadece internetten, televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla ama burada olunca bambaşka oluyor gerçekten. İşte bir ülkede, bir şehirde yaşamanız lazım orayı anlamak için, evet. İnsanlarını tanımanız lazım. Burada olmak dediğim gibi çok güzel. Kendimi hiç yabancı bir yerde hissetmiyorum zaten. Kendi ülkemde hissediyorum burada. Herhangi bir dil sorunu yok. İnsanlar zaten çok canlı ve çok içten. Bu samimiyet çok önemli insan ilişkilerinde gerçekten. Ben hayatım boyunca da bu samimiyete çok önem veriyorum. Herkesle, insanlarla sınıf ayırmaksızın herkesle o insani duyguları, insani ilişkileri kurmak gerekiyor. Siz benim sorularıma önceden cevap veriyorsunuz. Evet. Ele onu soracaktım ki Ufuk Hanım insanlarda en çok hangi hususiyetlere önem verir? Dürüstlük. En önemli şey benim için dürüstlük. Yalan söyleyince, bir insanın yalanını fark edince biraz tabii ki güveniniz sarsılıyor ve artık o ilişkinizde karşılıklı o konuşmanızda ilişkinizde bir şey arıyorsunuz. Yani o güvensizlik çok önemli. Bütün ilişkilerde aslında böyle. Bu çok önemli benim için dürüst olması. Ufuk Hanım, bayaqdan Aysa Hanım deyir ki, mən Kıbrıs'ı qarış-qarış gəzmişəm. Və tam səmimi deyirəm, çox qısqalıram sizi ki, mən oranı görməmişəm. Bəs Ufuk Hanım, Bakını qarış-qarış gəzə bilib? Başladım. Karış karış gezeceğim inşallah. Bakü'yü daha iyi biliyorum. Tabii civarlara o kadar daha çıkamadık ama Bakü içerisini, o keşfetme duygusu da çok önemli. Yürüyerek işte her sokağa girme, nerede ne var, o keşfetmeyi ben çok seviyorum, zevk alıyorum keşfetmekten. En çok harasını seversiniz Bakü'nü? Yani belli bir yeri var mı? Mesela bazı turistler hamısı axın eləyir içəri şəhərə, çox maraqlı evet. Gəlir. Bəzilər sadəcə olaraq dəniz kənarı parkda, bulvarda gəzməyi sevir. Və sizin üçün özəl bir yer varmı ki, Bakının burasını xoşlayıram deyə biləcəyiniz? Şöyle, aslında hep bütün bölgələri çox gözəl. İçəri şəhərin özəlliyi təbii ki, o eski işte trafik olmaması içəridə rahatça fotoğraf çəkebiliyorsunuz binaları, işte bir klasik araba görüyorsunuz aniden, yani sürprizlərlə dolu. Dükkanları işte keşfediyorsunuz, evet. İçerisine giriyorsunuz. Enteresan içeri şehir. Ailecek çok seviyoruz orayı, kahvaltı yapmayı orada. Çok güzel. Hem yerel tatları tadıyorsunuz. Tabii diğer taraflar daha modern diyelim. İşte binalar, işte bulvar dediğiniz bölge. Ama mesela yürüyüş olarak, yürüyüş yapma imkanı çok var orada. Ailecek vakit geçirebileceğiniz yerler. Her bölgenin, her semtin ayrı bir güzelliği var bence. Yani her bölgenin farklı bir özelliği var. O soruyu verecektim ki, Ufuk Hanım Bakı'dan başka hangi bölgelerde olup Azerbaycan'ın? Bir de ilk defa olarak ben Kıbrıs'a Beşbarmaq dağları da gördüm, evet. Dağlarını. Ve Azerbaycan'da da aynısı var. Bilmek istedim, Bakı'dan kenarda olan da Kıbrıs'ın hansı bölgesiyle ise bizim bölgelerde bir benzerlik var mı? Şöyle, evet, Quba'ya giderken gördüm diye hatırlıyorum, Beşparmağı burada da. Bizde de Beşparmak dağları var bizde. Beşparmakla ilgili hatta çok şarkılar, şiirler de vardır. Türkiye ile tabii ki işte Türkiye ile ayırıyor bizi. Beşparmak dağlarından bakıyorsunuz filan Türkiye'ye. Çünkü Türkiye çok yakın mesafede, evet. Kuzey Kıbrıs'a. Tabii ki köylerde, bizde de köylerimizi ziyaret etmişsinizdir, evet. Diye düşünüyorum. Köylüler de, yerel halk, üretim, o üretim duygusu, işte üretiyorlar, üreticidirler köydeki insanlar.
Sizin köylerde de yol kenarlarında işte elma satıyorlar, reçel mürebbeler satıyorlar. Evet, evet. Bizde de öyle. Bölge bölge üreticiler, köylüler ne üretiyorlarsa el emeği gözünü onları satıyorlar. Evet. Çok güzel. El yani işi. Benzerlikler mutlaka vardır bu şekilde. Furkan, ben sizin bir neşe müsahibenizi okudum. Gelmemişten kaba bir araştırma vardı ki tanıyım ve sizinle sohbet etmeye asan olsun bana. Ve orada okudum ki siz demeli kutabı çok seversiniz. Evet, doğrudur. Bes yapmağı nece? Yani pişirmeye bacarırsınız. Yok, hayır. Henüz pişirmeye geçmedik ama. Bes sevdiğiniz mürebbe, sərf etmirəmiz. Yok, təccüblə qarşıladığınız mürebbe qoz mürebbesi olmuş. Evet, evet. Yani burada görünce biz de ceviz diyoruz. Ceviz evet, macunu. Evet. Bizde daha büyük, iri oluyor cevizler. Sizde daha küçük. Ve ben ilk geldiğim zaman hiç bilmiyordum burada ceviz macunuyla karşılaşacağımı tabii ki. Çünkü biz Kıbrıs'tan aman orada ceviz macunu bulamayız, getirelim şeklinde. Hatta getirdik de buraya. Sonra burada görünce tabii ki çok memnun olduk. Bəs hansı Azerbaycan yemeklerini mi deyim, şirniyatlarını mı deyim, hansılar sevirsiniz? Ve evinizde pişirirsiniz ümumiyyətlə, Azerbaycan mətbəxindən nəsə pişirilir evinizde? Pilavlarınız çok güzel. Pilav güzel, pirinçler güzel burada. Bizde daha farklı pirinç kullanılıyor pilav yaparken. Pilavlarınız çok güzel. Bu kuru meyvelerle yapılan, evet. işte üzüm, kestane, onlarla yapılan kayısı pilavlar çok güzel. Etleriniz, et yemekleri bayağı burada revaçta. Herkes et yemeyi seviyor. Biraz yağlı geliyor bana ama yine de yemeye çalışıyoruz. Çorbalar farklı. Daha değişik. O bir törenle yapılan çorbanız vardır. Hani geliyor yanınızda servis yapıyor restoranlarda filan. Güzel. Güzel bir mutfağınız var. Ama evde henüz başlamadık. Sadece pilavı yapıyoruz. Yavaş yavaş. O da olacak. Benim için maraqlıdır ki Ufuk Hanım, belə güzel bir hanım. Ev hayvanlarını seviyorsunuz mu? Seviyoruz yani evcil hayvanlara. Bir de köpeğimiz var. Yeni aldık onu. Çocuklar Bakü'de. Çok istedi. Bakü'de evet. Bir küçük köpeğimiz var. Onunla çocuklar ilgileniyorlar. Seviyoruz hayvan beslemeyi. Uşaqlarınıza ne kadar vaxt ayırabilirsiniz? Yani daha çok işle məşğulsunuz yoksa uşaqlarınızla məşğulsunuz? Yani bu belə deyək de, nasıl dengeliyorum herhalde değil mi? Bəli. Zaten onlar gündüz okulda oluyorlar. Ben gittiğim zaman akşam üzeri onlar da en azından ödevlerini bitirmiş oluyorlar. Birlikte vakit geçirebilme imkanımız oluyor o müddette. İşte yürüyüşe çıkabiliyoruz, köpeği gezdiriyoruz. Bu şekilde vakit geçirebiliyoruz. Dersleri, uşakların dersleriyle özünüz maraqlanırsınız yoksa repetitorlar tutmuşsunuz? Kontrol etmek lazım yani o... çok hissettirmeden çocuklara kontrol hissini vermek lazım ki boşlamasınlar, bir tembellik falan olmasın arada. Evet. Onun için ilgileniyorum yani ilgimi de çekiyor tabii ki dersleri. Bir şey de soruşum, benim için çok maraqlıdır. Hayat yoldaşınız Kipr'de yaşayır, siz burada. Evet. Ona necə dengeliyorsunuz ki? Resmen aile sanki ikiye bölünmüş gibi. Öyle oluyor işte dediğim gibi bayan diplomat olmak daha da zor oluyor. Ama teknoloji gelişti. Telefon, internet. Gelip gider mi buraya? Evet, gelip gidiyor. Çocuklar için tabii daha da zor oluyor. İşte baba özlemi oluyor. Evet. Ama bunu da biz, ben ve işte annem ne kadar sevgi verebilirsek kendilerine ki o şeyi hissetmesinler, o duyguyu ama. Ancak atanın yeri bir boş. Öyle tabii ki, tabii ki. Allah bağışlasın. Çocuklar 13 yaşında. Evet. Hangi annelerinin mesleğini devam ettirmek istiyor? Ümumiyyətlə seçtiler mi geleceği meslekleri? Kızım öncelikle doktor, beyin doktor olmak istiyordu. Şimdi yavaş yavaş ben de mi diplomat olsam acaba ülkemi temsil etsem demeye başladı. Bilmiyorum daha erken tabii ne seçecekler. Oğlum bambaşka mühendislik falan düşünüyor ama daha erken tabii ki seçmek i̇nşallah, için. İnşallah hayırlı evlatlar olsunlar. İnşallah. Vatana, millete, vatana, millete tabii. Evet. Hayırlı çocuklar ben, olsun. Bir söz sormak istiyorum. Azerbaycan'da çok ailelerde böyle bir tendensiya var ki uşaqlar ki büyüyür artık özlerine peşe seçme hedine gelirler. Ve bu anda valideynler müdaxil edirlər ki, sən tutalım ki, jurnalist yox, həkim olacaqsan. Sanki onlara təziklə məslək seçdirirlər. Bəs siz evet. necə uşaqlarınıza azad seçim vermişsiniz?
kendileri ne istiyorlarsa, ne hangi mesleği yaptıklarında mutlu olacaklarsa onu seçmeleri gerekiyor. Tabii yetenekleri ne yöndeyse başarılı olabilmeleri için. Bu söylediğiniz şey burada da dikkatimi çekti, tanık da oldum. Bazı veliler evet çocuklarını kendi istedikleri bölümlere göndermişler Kıbrıs'ta okumak için. Tabii ki çocuklar yapamamışlar orada ve geri dönmek zorunda kalmışlar. Onun için ailelere de tavsiyem çocuklarının yetenekleri, ilgileri hangi konuya ise o yönde eğitim alsınlar. Çünkü bizim kafamızda başka şeyler olabilir biz anne babaların ama çocukların bambaşka en azından mutlu ve başarılı olabilecekleri meslekleri seçsinler. Ufuk Hanım, Bakı'da Şubat ayından buradasınız. Tabii ki arkadaşlarınız çoktur. Çünkü hem diplomat hem hanım kimi, güzel bir insan kimi bilirim ki dostlarınız da çoktur. Bəs ailəcə bir arkadaş olduqlarınız var mı? Tabii ki ailəcə də görüşdüyümüz, burada tanıştığımız buralı Azərbaycanlı kardeşlerimiz var. Dediğim gibi zaten çok misafirperversiniz. Siz bunu hissediyoruz. Bu samimiyet çok önemli insan ilişkilerinde. Görüştüğümüz, birlikte zaman geçirdiğimiz, onların mutfağını tanıyoruz. Biz onlara kendi mutfağımızı tanıtıyoruz. Tabii ki bu sosyal ilişkilerimiz de oluyor. Söhbet mutfaktan düşmüşken birden de sual verim. Sizde en meşhur yemek? Bizde çok yemek meşhur ama şeftali kebabı diye başlayacağım. Belki Aganis Hanım evet, yemiştir. Çok güzel. Şeftali kebabı evet. Ama şeftali değil meyve olarak düşünmeyin bunu. Ha, bir kebap. Düşünmüştüm. Yok düşünmeyin sakın. Bu kıyma ile yapılan bir çeşit köfte. Çok farklı. Neden şeftali denmiş kendisine? İşte yapan ahçı. Şef Ali'ymiş ismi filan. Sonra gelen giden işte şeftali kebap oldu bu. Şef Ali'nin yaptığı kebap. Daha birçok rivayetler de vardır, hikayeler duyarsınız. Ufuk Hanım, hobiniz var mı? Hobi olarak evet. Ne yapıyorum? Vallahi hobi olarak burada işten çok fazla vakit kalmıyor ama ben gezmeyi çok seviyorum. İşte fotoğraf çekmeyi, gezmeyi, çocuklar da çok merak saldılar. Birlikte çıkıp işte yürüyüş yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Müzik dinlemeyi, kitap okumayı seviyorum. Yani birazcık işte hani kendime zaman ayırdığım zaman, o da geceleri olabiliyor en son artık çocuklar hani yattıktan sonra. Biraz insan kafa dinlemek ihtiyacı duyuyor tabii. Bu gibi faaliyetlerde bulunuyorum. Ufuk Hanım, bize vaxt ayırdığınıza göre, güzel müsahibe verdiğinize göre, yani güzel hemsöhbet olduğunuza göre size çok teşekkür ederim. Ve en büyük arzumuz da odur ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelen yılların bakımsızlık il dönümüne bir dünya devleti olarak tanınsın. Ve buna çok eminim ki bir gün Kıbrıs'ın bu güzel bayrağı Birleşmiş Milletler önünde dalgalanacak ve tüm dünya Kıbrıs insanını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum Lamia Hanım, Aganis Hanım. Buraya kadar yoruldunuz. İlk programınızı benimle yaptınız. Devam ben çok teşekkür İnşallah ediyorum. Olur. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33. kuruluş yıl dönümünü bu vesileyle Azerbaycan'da Can Azerbaycan'da kutlayacağız. Tabii İnşallah. Ki çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Biz size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bax belə hörmətli Kanal 12 izləyiciləri, bizim ilk proqramımız burada yekunlaşır. İlk proqramımızın qonağı Ufuk xanım idi. Hələlik deyək, çünki növbəti görüşlərdə yeni-yeni qonaqlarla, maraqlı qonaqlarla görüşünüzə gələcək. Sağ olun.